Bu sene 14.sü düzenlenen İffeting İzmir Moda Fuarı'ndayız. Son Trend yine sizler için en iyisini yapmaya devam ediyor. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair falling in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Fuarımız İzmir'de yaptığımız en büyük iki fuardan biri. Kendi sektöründe de Avrupa'nın aslında en önemli ve büyük fuarı. Standları gezerken çok büyük mutlulukla görüyorum ki herkes çok memnun, ilgi çok yüksek. Tabii yabancı alıcıların olması da çok önemli bir katma değer. Ondan bu fuarın amacına ulaşmış olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. 2004 yılından beri İzmir'de kurulmuş olan Deniz Moda firmasının kurucusu Engin Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi zaten tanıyoruz. İstanbul'da ziyaret etmiştik. Evet. Şimdi geldik bir de ev sahibi olduğunuz İzmir'de bu 14.sü düzenlenen İffeting İzmir Fashion Fuarı'nda sizi yine o muhteşem fuar standınızın içinde bir ziyaret etmek istedik. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl buldunuz bu seneki organizasyonu? Bu sene üzerine bir taş daha konmuş. Gerçekten İsvaç bu sene çalışmış. Ben bu sene bu kadar ümitli değildim. Dünyada biliyorsunuz ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde, savaşların olduğu bir dönemde bizim ağırlıklı pazar payımızın Arapların içinde olmasına rağmen muhteşem bir alıcı gelmiş. Ben çok şaşırdım. Son Trend program izleyicilerimiz için, bilmeyenler için bir markanızı tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. 2004 yılından beri üretim yapan, sadece renkli üreten, genç kızların hayallerini renklendiren bir firmayız. Nişanlık ve kınalık üretiyoruz. Ve yani insanların hayatına imza atıyorsunuz değil mi? İnsanlar aldığı kıyafetleri unutuyor ama herhalde nişanda veya düğünde nereden niye aldıklarını hiçbir zaman unutmazlar diye düşünüyorum. Tabii ki bu genç kızların hayatlarında bir kere yaşadıkları bir olay. Bu olayı da unutmaları mümkün değil. Biz de bu özel günlerinde onların hayallerini gerçekten süslemek, renklendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten standınızdaki bu renk cümbüşü bize ne kadar başarılı yaptığınızı da gösteriyor. Sisteminiz nasıl işliyor? Her sene özel bir koleksiyon hazırlıyor musunuz? Ya 2020 yılı için ne hazırladınız, yoksa standart bir şey vardır o mu akıp gidiyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. 2004 yılında kurulduğumuz günde model numaramız 01'di. Bugün görmüş olduğunuz gibi 2820'yi gördük. Harika. 14 yılda 2820 model. Nicelerine, 10 binlere ulaşın inşallah en kısa sürede. Bu kadar Ar-Ge çalışmasının içine 2820'si de mi satıyor? Hayır. Yıllık 300-400 model üretip bunların içinden 30-35 model, ticari modelin sirkülasyonunu sağlıyoruz. Burada Ar-Ge çalışmaları, kumaş çalışmaları 1-6 ay sürüyor. 6 ay içinde bunu kumaşı bir modelle bağdaştırmak, renkleriyle oynamak, en sonunda başarılı gördüğümüz zaman seri üretime geçiyoruz. Şimdi bizi izleyen sevgili genç kızlarımız, nişanlanacak olan işte gelin adaylarımız için bu senenin trendi hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen? Bu sene saten ve tülün dışına çıktık. Kadife artı siyah kumaşlar artı simli kumaşlar. Brodeler bu sene revaçta. Müşterilerinizin sizden beklentileri ne? Bayanların ortak özellikleri çok farklı olmak isterler. Düğünlerde kimsenin giymediğini giymek isterler. Bu yüzden onların biz hayallerini yıkmamak için koleksiyonumuzu geniş tutuyoruz. Ki bu çoğu düğünlerde birbirleri benzer kıyafetler giymesinler diye. Onlara önerim şu var. Günün moda renkleri tabii ki önemli. Fakat öncelikle kendinize yakışanı giyin. Her renk her genç kıza yakışır ama bunu modelinizle, boyunuzla, posunuzla kendiniz bütünleştireceksiniz. Renklerin içine girdiğiniz zaman biz sizin hayallerinizi mutlaka renklendireceğiz, gerçekleştireceğiz. Fakat
belirli bir şeylere, kalıba bağlı kalmayın. 2004 yılında yola çıktınız İzmir'de. Türkiye çapında zaten ürünleriniz satılıyor. Yurt dışı pazarından biraz bahseder misiniz? Bizim ağırlıklı pazarımız zaten daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi 28 ülkeye ben ihracat yapıyorum. 28 ülkede ayrı karakterde, ayrı tipte insanların zevklerini ortak zevkleriyle bizim modellerimizi birleştirerekten ortak bir koleksiyon hazırlıyoruz. Yurt dışında daha çok iddialıyız. Harika. 2004'ten bugüne aslında çok da süre geçmemiş. Onun öncesinde de tekstil altyapınız olduğunu biliyoruz biz Engin Bey, ama bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neler bekliyor? İnsanlar Deniz Moda ile nelerle tanışacaklar? Deniz Moda bundan sonra çizgisini bir üst seviyeye taşımak hedefinde. Daha çok firmayla çalışmak değil, çalıştığımız firmalarla kaliteyi arttırıp çizgimizi değiştirerekten daha bir üst tabaka, alt tabakada üretim değil de daha üst, daha ağır modeller üretmeye başlayacak. Bizi izlemeye devam edin. Devam edeceğiz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? İzmir Fuarı mükemmel bir fuar oldu. Gerçekten İstanbul Fuarı'nı da gördünüz. İzmir Fuarı'nda showroomlar olsun, şeyler olsun, çok güzel şeylerimiz var. Fakat fuarın tarihi itibariyle biz müşterilerimize siparişlerine yetişemiyoruz. Yetişemediğimiz için biz fuarın tarihini geri alırsak, bu 11. ay ve 12. ayın başı gibi olursa bizim burada üretimde bir sıkıntımız olmayacak. Ayrıca özellikle şunu belirtmek istiyorum. Son Trend programı, bu kadar standın içinde yine bizi tercih ettiniz. Sesimiz oldunuz. İnşallah sizin sayenizde sesimiz yetkililere ulaşacak. Ve bu yüzden Son Trend programına ve izleyicilerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Engin Bey. Biz de zaten Son Trend programı olarak hep en iyilerin yanında olmaya devam edeceğiz dedikten sonra, eğer müsaadeniz varsa şimdi bir son kullanıcının yanına doğru ilerlemek istiyorum. Firma sahibiyle konuştuk. Bakalım, yanımızda bir manken kardeşimiz var. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Beste, nişanlı mısın, evli misin? Hayır, değilim. Adaysın yani, nefis, harika. Şu an Deniz Moda ile birlikte bir çalışma yaptın profesyonel olarak. Yarın o hayırlı kısmet ayağına geldiği zaman tercih edebileceğin bir marka mıdır sence? Kesinlikle, özellikle üstümdeki elbiseyi çok severek giyiyorum yani, kesinlikle. Taşımaktan çok mutluyum şu anda elbiseyi. Engin Bey, ben bir satış yaptım, haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyoruz.